Ahmet Çalık neden vefat etti? Ahmet Çalık kimdir, hangi takımda oynuyordu? Spor Toto Süper Lig takımlarından Konyaspor'da forma giyen futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 28 yaşındaki genç futbolcunun hayatını kaybettiği kaza saat 9 sıralarında, Ankara Gölbaşı'nda meydana geldi. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Ahmet Çalık'ın kullandığı 06CLK94 plakalı araç, Ankara Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi sonrası, Ahmet Çalık kimdir, kaç yaşındadır? Sorusu gündeme geldi. İşte Ahmet Çalık'ın hayatı. Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, bu sabah 9'da Ankara Gölbaşı'nda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan Çalık'ın otomobili kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalık'ın araçta yalnız olduğu ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Ahmet Çalık kimdir? 26 Şubat 1994 doğumlu milli futbolcu Ahmet Çalık, stoper olarak oynamaktadır. Futbola Gençler Birliği altyapısında başlayan Çalık, 2017 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşındaki tecrübeli stoper Ekim 2020'de ise bedelsiz olarak Konyaspor'a transfer oldu. Son olarak Konyaspor'da top koşturan Çalık, 8 kez de A milli takım forması giymişti. Babası Gümüşhaneli, annesi ise Ispartalı olan Çalık'ın bir ağabeyi ve bir de kardeşi var. Ahmet Çalık'ın kulüp kariyeri. Futbola 2004 yılında Gençler Birliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmi müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençler Birliği'nin A2 takımda görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı. 2012 ila 13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez A takım forması giyen Ahmet, kendi mevkisinde oynayan Antep Kulusic'in ve Debatik Köri'nin sakatlığı nedeniyle kendine ilk 11'de yer bularak defansın ortasında sahaya çıktı. Bu maçta gösterdiği performansla 2 ila 0'lık galibiyete katkı sağlayan futbolcular arasına girince sonraki 4 lig maçında da ilk 11'de genç yaşına rağmen forma fırsatı bulup toplamda 5 lig maçında forma giydi. Ahmet, 30 top kesme 40 kez de rakip atak durdurma performansıyla oynadı. Savunmada sadece bir top kaybı yapan Ahmet maç başına 57 pas ortalamasıyla oynadı. 2013 ila 2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu, genç futbolcu teşvik sistemine göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı. 2015 ila 2016 sezonu içerisinde kaptanlık görevini üstlenmiştir. 2016 ila 17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon ödeyerek feshetti. 4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.